Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Arçelik'in 3 programlı bulaşık makinesini tanıtacağız. Şimdi ürünümüzün isterseniz artılarına eksilerine bakalım. İlk başta şöyle bir etiketimiz var. Çift artılı 13 kişilik 52 desibel gibi bir ses seviyesi var. Kurutma performansında da A enerji sarfiyatına yükseliyor cihaz. Normal yıkamada çift artılı. Şuraya sadece bir gösterge paneli diyebilirim. Şöyle ki siz cihazda herhangi bir programı seçtiniz. Yoğun program mesela. Yan tarafta herhangi bir dakika vesaire bir şey gözükmeyecek. Sadece böyle size tuzu ve parlatıcının eksik olup olmadığını gösteren simgeler. Şurada bir tane yarım yük sensörü. Bir sefer bastığında şurada çıkacak. Bir de tablet kullanıyorsanız tam tablet göstergesi mevcut. Yan tarafında da her bir sefer bastığınızda 3, 6 ve 9 saat erteleyerek başlat seçeneğiniz var. Bu tuşa 3 saniye bastığımızda da şuradaki tuşları işlevsiz hale getiriyor. Play tuşuna bir sefer bastığımızda bu sefer şurada 3 tane simge var. Ekrandan şu an gözükmüyor büyük ihtimalle ama. Orada da yıkama, durulama ve kurutma kısımlarını, bitiş kısımlarını gösteriyor size. Şurada 3 saniye basılı tuttuğumuzda şu görmüş olduğunuz sönen tablet modu. Servis tablet kullanıcılarının bu modu çalıştırmasını tavsiye ediyor. O da tabletin daha rahat bir şekilde çözündüğünü söylüyor. Yarım yük dediğimiz olay bu modelde alt ve üst sepeti seçemediğiniz için makine genel olarak çalışıyor. Sadece süreyi kısaltıyor, o şekilde düşünün. Yani siz normal attığınızdan daha az ürünler attıysanız ve daha az yağlı ürünler attıysanız yarım yük modu kullanılabilir. Buradaki programlardan bahsetmek gerekirse hızlı dediğimiz 58 dakikalık 60 derecede yıkayan moddur. Yoğun dediğimiz 2 saat 15 dakika sürer, 70 derecedir. Ekonomik modda 50 derecedir ve yaklaşık 3 saat 15 dakika gibi bir süre harcar. Gelelim iç dizaynımıza. Tabanımız yine çelik, alt ve üst pervanenin yapıları değişmemiş durumda. Sadece şöyle bir dezavantaj eklemişler alt sepette. Sırt taraf yatmıyor. Bu kısımda yatmıyor, tamamen sabit. Ve Arçelik'teki tüm modellerde genelde şu kaşık çatal bıçaklık hareket edebiliyordu ama bunda sabit. Normal şuraya bir bölüm yapılmış. Bu da bu kısımda bu şekilde konuşlanıyor. Diğer modellerde şunlar açılıyordu rahatlıkla. Bunda tamamen bir kapak gibi yapmışlar. Bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Veyahut da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu tamamen sizin nasıl rahat ettiğinizle alakalı bir durum. Üst sepete gelirsek asansör sepet özelliği yine yok. Diğer modelde de yoktu. Yükseklik sabit. Herhangi bir ayar yapamıyorsunuz. Üst taraftaki bu bölümler de yine yatmıyor. Bunlar da sabit. Fincanlarınızı koymanız için burada ekstra yine iki tane bölme var. Ama sol tarafta yok. Yani şu an Arçelik'in ilk bulabileceğiniz ürünün dizaynı bu şekilde açıkçası. Ürünümüz için anlatacaklarımız bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. En azından diğer kullanıcıların da fikir sahibi olmasını sağlar. Son olarak da videolarınızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek de hoşça kalın.